Zaman zaman işlerin kötüye gittiği dönemlerde, ekonominin kötüye gittiği dönemlerde şirketler açısından handikap yaratıyor. Biz neden bugün buradayız? Çünkü finansmanın temini noktasında aslında birçok kimsenin çok fazla gündemine getirmediği farklı bir finansman alternatifini sunuyoruz. Borsa İstanbul olarak sanayicimize ve yatırım yapacak kitlelere finansman temini noktasında farklı açılımlar getiriyoruz. Çok basit ifade etmem gerekirse şunu yapıyoruz. Bir şirket 100 liraya ihtiyacı varsa bu 100 lirayı sahip olduğu şirketin hisse senetlerinin başka yatırımcılara satılması suretiyle temin etme imkanına sahip. Ne demek istiyorum? Bir şirketiniz var. Şirketinize ortak alıyorsunuz. 10 kişiyi, 100 kişiyi, 1000 kişiyi ortak alıyorsunuz. Ve şirketinizin 100 hissesinin 20'sini karşı tarafa veriyorsunuz. Bunun karşılığında da bu kitleden, halktan 100 lira para topluyorsunuz ve yatırımınızı yapıyorsunuz. Peki bankacılık sektörüyle karşılaştırdığında sermaye piyasasına bu şekilde gelmenin avantajı ne? Bir, bu 100 lirayı geri ödeme zorunluluğunuz yok. İki, bu 100 liranın faizi falan da yok. Üç, bu 100 lirayı almak için kimse sizden ipotek de istemiyor. Yani bu sizin cebinize giriyor, cebinizde kalıyor ve tamamıyla üretime, yatırıma gidiyor. Bu birinci avantajı. İkinci avantajı, buradaki şirketlerimiz kendilerini tanıtmak, kendilerini uluslararası alanda görünür yapmak için bir takım reklam harcamaları yapıyorlar. Ve bunun için para ödüyorlar. Reklamın ne kadar kıymetli olduğunu, ne kadar yüksek maliyetli olduğunu buradaki şirket sahiplerimiz benden daha iyi bilecektir. Fakat borsada halka açıldığınız zaman bu reklam doğal olarak yapılıyor. Ne demek doğal olarak yapılması? Her gün şirketinizin ismi televizyonlarda gözüküyor. Borsa İstanbul'un bir şirketi olarak her gün sizin şirketinizi insanlar görüyor, tanıyor ve bilgi sahibi oluyor. Dolayısıyla böyle bir vizibilite, böyle bir görünürlük kazanıyorsunuz. Üçüncü olarak, ben buraya gelmeden önce ISO 1000 içinde kaç tane Tekirdağ'dan, Çorlu'dan şirket var diye baktım. 14 tane şirket olduğunu gördüm ISO 1000 içinde. Bunların en uzun ömürlüsü kaç yıllık diye bir bakayım dedim. 42 yıllık benim görebildiğim kadarıyla. Şimdi biraz önce Sayın Başkanımın odasında Nurettin amcayla bir sohbetimiz oldu. Yurt dışında bir gezisinden, geçmiş yıllarda yaptığı bir geziden bahsedip 90 yıllık şirkete kefil olmak noktasında bile bir tereddüt oluşabileceğinden bahsetti. Bizim ülkemizde kaç tane 100 yıllık şirket var dediğimizde bir elin parmağını geçmeyecek kadar şirket olduğunu görüyoruz. Neden? Çünkü şirketlerimizde kurumsallaşma olgusu yok. Bir aile şirketi var ortada. Aile şirketi babadan oğula geçiyor. Oğuldan toruna geçerken bazen gelinler damatlar arasında kavgalar olabiliyor. Mal paylaşımı problemleri olabiliyor. Ve çok güzel giden, çok başarılı bir şirket bir bakıyorsunuz 40. 45. yılda dağılıp gidiyor. Türkiye'den birçok şirket ismi örneği size verebilirim. Ama bu salonda herhalde 100 yılı açmış şirket örneği verebilirim.